Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de insanların en çok karşılaştığı ve tam olarak sonuç bulamadığı bir soru olan evliliğin yaşı kaç olmalı hakkında halkımızın fikirlerini alacağız. Resmi verilere göre Türkiye'de ilk evlilik için seçilen ortalama yaş son yıllarda arttı. Evlilik yaşı günümüzde erkeklerde 30'a, kadınlarda ise 27'ye yükseldi. Peki evlilik yaşı neden artıyor? Bu konu hakkında halkımızın düşüncelerini alacağız. Bakalım sokaktaki vatandaşlar neler düşünüyor? Hep birlikte öğrenelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Türkiye'de evlilik yaşının artış göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evlilik yaşının artışı göstermesinin sebeplerinin öyle ki işte kuşak farkından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Nedir? Yani işte dönemsel farklılıklar. Bu artış sadece evlilik yaşının değil, işte boşanma oranlarının da artışıyla birlikte bir orantı olduğunu düşünüyorum. Peki boşanmalar için ne düşünüyorsunuz? Siz evlenmiş olsaydınız hiç aklınızda boşanma olur muydu? Yani evlenirken daha boşanmak için evlenen insanlar olduğu söyleniyor. Şöyle, ya o absürt bir durum şimdi. Boşanmak için evlenen insanın niyeti farklıdır. Ben büyük temelde şu, yani asıl sebebin ekonomik sebeplerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum insanların. Öyle ki kadının iş hayatına atılmasıyla birlikte, son dönemde çok daha fazla iş hayatına atılmasıyla birlikte artık kendi ayaklarının üzerinde duran kadınların, işte artık erkek hegemonyası diye bildiğimiz, bizim ekonomik bağlamda erkek hegemonyası diye bildiğimiz o hegemonyanın yıkılması, artık eski tabuların da yıkılması. Siz memnun musunuz erkek hegemonyasının yıkılmasından? Kadınların daha çok aktif rol oynamasından memnun musun? Evet, şöyle söyleyeyim. 27 yaşındayım, evli değilim, bekarım. Hani boşanmak için evlenmem ama insanların duygusal anlamda eksiklikleri olduğunu düşünüyorum ki onlardan biriyim mesela. Hani güven problemi, ekonomik sebepler, bunlar temelde olduğunu düşünüyorum. Ondan kaynaklı bence. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Sizce evlilik yaşı kaç olmalı? Evlilik yaşı diye bir şey yok ya. Yani hani aşkın yaşı yoksa evliliğin de yaşı yok. Olsaydı, mesela olsaydı kaç olmalıydı? 18. 18. Bunca şeyden sonra 18 mi? Yani şunu hep söylemişimdir. Bu yaşıma kadar evet evlenmedim. Belki evlenmeyi de düşünüp vazgeçtiğim ya da evlenmek istemediğim falan. Yani bunlar olabilir ama 18, niye 18 diyorum? İşte hani sorumluluk alıyorsun. Yani evlenmek demek nedir? Sorumluluk alıyorsun. Bir sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorsun. Aldın sorumluluğu, artık hayata atıldın. 18, neden 18? Hani şunu söylüyoruz. Özellikle gelişmiş ülkelerde şunu çok sık görüyoruz. Birçok sektörde ve birçok alanda işte çok küçük yaşlarda atılım başlıyor. İş hayatına, keza başka şeylere, işte müzik yapmaya 5 yaşında başlamış bir Justin Bieber, değil mi? Dünyaca ünlü oluyor falan. Ne kadar erken başlarsa işte tohumlarını ektiği için daha erken meyvelerini alıyor. Öyle ki hayata da insanlar erken hazırlanırsa aynı şekilde bu hayata hazırlık için bir şey denilebilir mi? İnsanlarda böyle bir algı var. Dikkat edersiniz ki mesela İş hayatında da evli misin değil misin, bunlar önemlidir. Birçok iş yerinde iş hayatı içerisinde olan insanlara, evli olan insanlara daha fazla sorumluluk verirler. Daha çok güven temsili denilebilir. Evet. Mesela siyasilerin içerisinde de benzer şeyler daha önce dönmüştü. Yani işte ben evliyim ya da işte sen evli değilsin olayları. Bu tamamen sorumluluk alıp insanın hayatının bir başkasıyla, işte hayatını ortaklaşa kurup idame ettirmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Merhaba. Bekarlık sultanlıksa sultanlar neden çamaşır yıkıyor? Gel. Allah bilir. Gel. Için. Şimdi Türkiye'de evlilik yaşının artış göstermesini nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi sen kaç yaşında evlenmek istiyorsun? Ben sevdiğimle 20-25 yaş arası. İlk önce evimi kuracağım, arabamı alacağım. O sevdiğim kızı, yani yerinden, hani baba evinden o pislik bir eve sokmayacağım. Sen çok ilk önce. Mesleğimi elime alacağım, ondan sonra alacağım onu. Mesleğini almış olmak bir 20-25'i bulacak. Evet. Sevdiğin kızı bulmuş olmak da bir o kadar alsın. Yine herhalde her şartta biraz geç evleneceksin. Peki bunun sebebi ne olabilir? Şimdilerde herkesin geç yaşta evlenmesinin sebebi ne olabilir? Paradan. Para, zenginlikten, manevi yani. Çok basit bir şey. Ya sikliye manevisi olan para ya. Peki sizce evlilik yaşı kaç olmalı? Evlenmesinler. Neden evlenmesinler? Çünkü yani şu an kimseye güvenilmez ki bence. Soyumu süremez. Yani herkes birbirini aldatıyor, ihanet ediyor falan. Herkes o durumda mı? Herkes birbirini aldatıyor mu diyorsun? Kimin ne olacağını bilemeyiz artık. Sen ne düşünüyorsun evlenmeyi falan ileride? Yok ya, ben evlenmem. Niye evleniyorsun? Hiç mi sevmeyecek yani? Yok, hiç mi sevmeyecek? Evet, hiç mi birini sevmeyeceksin? Yani seversem de sevmem ya. Abla, peki sevdin diyelim ki, çok sevdin. Peki mantığına uymadı. Yani senin ailenin karşısına çıkarıp da ailenin kabul etmeyeceği bir kız diyelim. Yine de evlenir miydin? Yani. Eğer ki. Benim hayatım kardeşim. Ailem evlenmeyecek, ben evleneceğim. Aynen öyle. Nikahı ben basacağım sonuçta. Hayat beni aşmıyor. Bu da bir cümle. Ayağına basmazlar değil mi? Çünkü hani onlar beni büyütebilir, hakları da olabilir. Ben onlara saygı duyarım. Ama sevdiğim kız da onlara karşı bir yanlış bir şey yaparsa ondan da ayrılırım tabii ki. Daha çok mantığımla hareket ediyorum diyorsun. Evet. Ama dikkat et. Evet. Bazen insan mantığıyla hareket edemiyor. Doğru. Tamam. Evlilik yaşı artıyor. Efendim? İnsanlar eskiden 20'lerde, 30'larda, 25'lerde en fazla evlenirdi. Şimdi 30'larda, 35'lerde evleniyorlar. Bunun sebebi ne olabilir? Ya bunun sebebi çevre bozukluğu var. Ondan sonra arkadaş yanlışlıkları var. Evet. İşte bu şekilde. Peki evlenenler azalıyor. Son dönemlerde boşanmalar artış gösteriyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi eskiden mezara kadardı, şimdi pazara kadardır. Daha doğrusu insanlar yanlış değerlendiriliyor. Tanımadan evleniyorlar. Hatta sosyal medyada görüyoruz. Evlenme durumları oluyor. İşte bu şekilde. Siz evli misiniz? Evliyim efendim. Memnun musunuz? Memnunum. Erken mi evlendiniz? Ben 18 yaşında evlendim. 18 yaşında evlendim. Çok güzel. Hem 18 yaşında evlendiniz hem de memnunsunuz. Memnunum, evet. Evlilik yaşı kaç olmalı? Siz eskiye dönseydiniz yine 18 yaşında evlenir miydiniz? Vallahi sormasanız ben bekar bir adamım zaten. Lütfen. Peki evlilik yaşı arttı. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi eskiden 20'ler, satışların nasıl? Bugün burası çok kalabalık. Burası çok kalabalık. Her zaman kalabalık. Satışların mükemmel. Böyle de genç yakışıklı müşterilerim geliyor. Vallahi Allah razı olsun. Sağ olun. Yani iyi para kazandığınızı düşünüyor musunuz burada? Ya ben elemanım. Para kazanıyoruz tabii ki. Kazanmıyoruz desek yalan olur tabii. Sen evlenmeyi düşünüyor musun? Yok abla. Şu an düşünmüyorum. Neden? İlerisi için annen babanı örnek alıp da evleneyim ben demiyor musun? Abla güzel birini bulursam evlenirim. Sadece güzellik mi önemli olan? Yok hocam. Kardeşiniz mi? Yok. Neyiniz oluyor? Arkadaşız. Sınıf arkadaşınız. Siz evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşınız küçük ama. Tek aşk Beşiktaş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Siz evli misiniz? Dulum şu anda abi. Dulsunuz. Neden boşandınız? Ben boşanmadım ki, iki eşimi de kaybettim. Boşandım kim söyledi? Aa, ya şimdi her zaman böyle olduğu için hiç aklıma gelmedik. Eşinizi kaybettiniz. Tekrardan evlenmeyi düşündünüz mü? Yok, şu an düşünmüyorum. İlerisi için de düşünmüyorsunuz. İleride belki olabilir ama şu an değil. Neden? Gencim, sağlamım diyorsunuz. Yok, gencim, sağlamım ama şu andaki çocuklarımı düşünüyorum. Önce onların durumları önemli, geleceği önemli. Şu anda onlara hazırlık yapıyorum. Peki evlilik yaşı artış gösteriyor artık. Siz de sanırım çok ileriki zamanlarda evleneceğinize göre. Bunu neden, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle anlatayım. Biliyorsunuz ülkemizde ekonomi sorunları çok önemli. Bu da evliliği bozuyor zaten. Yani bir tek eşle çalışmak imkansız. Evini geçindirmek imkansız. Ya maddi durumun iyi olacak, o zaman evlilik yürüyor. Para olduğu zaman vallahi insan mutlu oluyor. Yalan söylemezsin hiç. Peki şu an çok paranız olsaydı şu an evlenir miydiniz? Birkaç ay içerisinde. Yok, yine de önce çocuklarım, sonra ben. Yani şu anda birisi gitti, sıra bende. Bir kişi kaldı. Sırayla diyorsunuz. Sırayla tabii canım. Biz hakkımızı artık kaybettik yani. Dul olmasaydınız sizce evlilik yaşı kaç olmalıydı? Bence 28. Daha önceleri bence hata, daha sonralar yine hata. Çünkü çocuklar onlarla beraber büyümesin. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. İnsanlara diyorum ki lütfen birbirinize anlayışlı olun. Bak, mutluluğun tek yolu anlayış. Anlayış olmadığı sürece kaç tane evlilik yaparsa mutsuz olursunuz ve ayrılırsınız. Kesin ve kesin. anlayış göstermesi gerekiyor. Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederim. Bunun sebebi geçim olabilir. Evet. Yani insanlar ancak o yaşta, o sırada para buluyor, iş bulabiliyor. Ondan dolayı o sırada evleniyor. Zaten çoğu da evlenemiyor ya. Hepsi de evlenemiyor. Evet. Siz kaç yaşında evlendiniz? Ben çok eski, 30 yaşında evlendim ben de ama çok eski bizim. Aslında sizin dönemlerinizde daha erken evleniyorlar. 17, 18, bunun sebebi ne? Neden 30 yaşında evlendiniz? Bilmiyorum şimdi bunu ya böyle. Ha, anladım, evet. Peki evlenenler azalıyor, boşanmalar artıyor. Onun için ne söylersiniz? Evladım ne diyeyim, diyecek bir şey bulamıyorum. Yani şu ülke yaşanacak durumda mı? Dünyayı bilmiyorum ama her şeyin çivisi çıkmış. Eğitim çok bozuldu. Eğitimi mahvetti. Dünyanın en kötü eğitimi şu anda bizde. Efendim, manyak üretiyor eğitim falan. İnsan akıllı başlı insan öyle böyle bozulmuş. Ekonomi bozulmuş. Hırsızlık var, yolsuzluk var. Hem de gözümüzün önünde. Ne diyeyim ben ya? Biraz da sebebi eğitim diyorsunuz. Eğitim öyle. Her şeyi bozdular canım. Bozulmayan bir şey mi kaldı bu ülkede? Ha, şimdi bize 27 sefer zam yapmış. Emekliyim ben. Biz nerede bu para? Haberimiz yok. Ya? Demek ki banka saklıyor. Şeyde. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Bak yardım ediyor sana. Ha. Yeni 3000 liraya yeni çıktı. Yetiyor mu 3000 lira? Yeter mi evladım, ne yetmesi? Ha bu domates 16 lira. Nereye yetiyor, yetmek falan diye bir şey yok evladım. Yok, çok zorlanıyor çok vatandaş. Gerçi akılsız başın cezasını sefil ayaklar çeker. Yettiğinin cezasını çekiyor yoksul halkta, ne olacak? Yani bende de suç var mı diyorsunuz? Bende suç yok, ben biliyorum neyin neye gittiğini. Bu ülkeyi yönetenle aynı yaştayım. Ben ondan daha eğitimliyim. Bende ne suç olacak? Suç başkalarında. Vatandaş işte böyle yapıyor. İslam ülkesi. İslam ülkesi olunca işler zor oluyor. Bak 54 İslam ülkesini topluyorsun, bir Japonya etmiyor. Gece gündüz birbirimize İslam satıyoruz. Aha, İslam'da o. Yalan, dolan, hırsızlık, baskı, zulüm. Birinde insana saygı yok. Birinde efendim hak yok, hukuk yok. Bak hangisinde var? Azıcık bizde Atatürk sayesinde bizde vardı. Onu da ruhuna fatiha etti Allah'a şükür. Onu da bıraktı. Beklemek istediğiniz bir şey var mı? Ne olabilir ki? Güzel günler göreceğiz çocuklar diyorum. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Bugün Türkiye'de evlilik yaşının artış göstermesi hakkında halkımızın fikirlerini sorduk ve dikkat çeken cevaplar aldık. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Basın Türk'te kalın.